SMMM staja giriş sınavı 29.04.2023 tarihinde yapılan sınavda çıkmış bir soruyu çözeceğiz yine. Kitapçık türümüz A, soru numarası 67. İşletmenin 2022 yılına ait finansal verilerinin bir kısmı aşağıda yer almaktadır. Dönen varlıklar 450.000 TL, duran varlıklar 550.000 TL, stoklar 90.000 TL. İşletmenin sürekli yani devamlı sermayesinin dikey yüzdesi %60 olduğuna göre işletmenin asit test oranı kaçtır? A 0,70, B 0,90, C 1,15, D 1,20, E 1,35. Evet arkadaşlar, bir likit rasyo olan asit test oranını soran bir soru. Asit test oranının formülü duran, özür dilerim, dönen varlıklardan stokları çıkardıktan sonra kalan tutarı kısa vadeli yabancı kaynaklara bölmek suretiyle buluruz arkadaşlar. Asit test oranı dönen varlıklar eksi stoklar bu sonucu kısa vadeli yabancı kaynaklara bölerek bulunur. Bir başka kavram devamlı sermaye, yani sürekli sermaye arkadaşlar. Devamlı sermaye ya da sürekli sermaye de şirketin uzun vadeli yabancı kaynakları ile öz kaynakların toplamıdır arkadaşlar. Bu bilgileri bilmemiz gerekiyor. Dikey yüzde analizi de bilinmeli arkadaşlar. Evet, buna göre soruda bize verilenleri yerleştirelim arkadaşlar. Dönen varlıklar, duran varlıklar, aktif, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar. Bilançomuz temel olarak böyledir. Dönen varlıklarımız 450 binmiş. Duran varlıklarımız 550 binmiş. O zaman aktifimiz 450 artı 550'den 1 milyon olur, değil mi arkadaşlar? İkisini toplayalım. Aktif toplamımız 1 milyon. Peki arkadaşlar, şirketin, işletmenin devamlı sermayesinin yani uzun vadeli yabancı kaynakları ile yine buraya X diyelim, Y diyelim. Uzun vadeli yabancı kaynakları ile öz kaynakların toplamının dikey yüzdesi %60'mış. Yani X artı Y'nin şöyle diyelim, pasif toplamı da 1 milyon. Aktif pasif eşittir 1 milyonun, değil mi arkadaşlar? 1 milyonun %60'ı X artı Y'ymiş. O zaman %40'ı geriye kalan kısım olan kısa vadeli yabancı kaynaklar olur. Buna %40 dersem 1 milyonun %40'ını hesaplayarak kısa vadeli yabancı kaynakları bulurum. 1 milyon çarpı %40'tan 400 bin olduğunu buldum. Şimdi arkadaşlar, asit test oranının çözümüne gelelim. Asit test oranı. Arkadaşlar, dönen varlıklarım kaç? 450 bin. Stoklarım 90 bin. Soruda bize verilmiş.
Bunu kısa vadeli yabancı kaynaklara bölüyorum. O da 400 bin. Evet. Şimdi matematiksel olarak yapalım. Yani formüllü. 450 bin eksi 90 bin kaç arkadaşlar? 360 bin. 360 bin bölü 400 bin. Evet. 360 bölü 400. Bunu da şurada yapalım arkadaşlar. Ya da 36 bölü 40. 0,90 arkadaşlar. Yani asit test oranının 0,90 olduğunu buluyoruz. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar.